Evet sevgili dostlar, sponsorlarımız golvar.com'un ve Kadıköy Lülema Hastanesi'nin katkılarıyla hazırlanan videomuza hepiniz hoş geldiniz kıymetli dostlar. Türkiye'nin dolardan dahi hızlı yükselen kanal olan Kadıköy Sokak kanalımıza abone olduğunuz için, bu videoyu da izlediğiniz için, hatta beğeni de attığınız için hepinize teşekkürlerimi sunuyorum. Çünkü biz bir aile olduk ve ailemize katılan herkese tekrar tekrar hoş geldin diyorum. Eğer ailemize katılmak istiyorsanız abone ol butonuyla da abone olabilirsiniz ve ailemizin bir parçası olabilirsiniz. İyi de transfer sezonu bitince bu kanal bitmiyor mu derseniz de kanalımızda bir sürü video var izleyebilirsiniz. Ve ben size şunu tekrar tekrar söyleyeyim. Asıl transferler transfer sezonu bittikten sonra yapılır. Bu lafıma geleceksiniz. Unutmayın. Ayrıca üye arkadaşlara da teşekkürlerimi sunuyorum. Yapmış olduğum bütün projelerdeki maddi ve manevi destekleri için onlar projeleri biliyorlar. Abone arkadaşlar size açıklayamıyorum. E, açıklamamaktaki sebebim de geçerli bir sebep. Bilginiz olsun. Alaaddin Yavuz Güneş. Hedefimiz Fenerbahçe'ye destek olmak. İstanbul Fenerbahçeliler Derneği Başkanı Sayın Alaaddin Yavuz Güneş basınla sohbet toplantısını gerçekleştirmiş. Şimdi e, kendimize bir hedef koyduk dernek olarak diyor. Fenerbahçe Kulübü'nün her daim yanında olmak, desteklemek, giderlerine ortak olmak diyor. Açık söyleyeyim. Ben bu kanaldan bir para kazanıyorum. Doğru. Kazandığım para da bana göre azımsanmayacak bir para. Doğru. Ama emin olun, eee azımsanmayacak derecede de her ay Feneryum'dan alışveriş yapıyorum arkadaşlar. Bilginiz olsun. Yani aklınıza soru işareti kalmasın. Hatta merakımdan soruyorum. Bugüne kadar ya da en son Feneryum'dan hangi ürünü satın aldınız? Yazın. Eğer almadığım bir şeyse aklıma takılırsa ben de çapayım. Mesela bizim evde iki çeşit sabun var bir yeşil bir sabun var bir de altın şey bal ballı sabun var düşünün sabuna kadar var yani o kadar söyleyeyim size çocukların yatak örtüsü bizim yatak örtüsü hani her şey inancınız olsun sokakta yürüyoruz çocukların terliğine kadar fener bu beni sevindiriyor kulübüme katkı yapabiliyorsam ne mutlu bana Sayın Alaaddin Yavuz Güneş de e, bunu yapmış 29 Mayıs 2023 tarihinde İstanbul'un fetih gününde kurulduk diyor. 4 Temmuz'da Çırağan Sarayı'nda Sayın Başkan Ali Koç'un katılımıyla bir açılış yaptık. Sonraki süreçte İstanbul Fenerbahçeleri Derneği olarak kendimize bir hedef koyduk. Bu hedef nedir? Fenerbahçe kulübü her daim yanında olmak. Zaten bu konuda içimizden bir arkadaşımız da birkaç branşta sponsor oldu diyor giderlere ortak olmak konusunda. Müthiş bir destek. Teşekkürlerimi sunuyorum. Aynı zamanda ee, bir, birkaç açıklama vardı da Özet olarak geçiyorum yoksa çok uzun bir açıklama. Bu amaçla da bundan sonraki süreçte Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bulunan Fenerbahçeli milletvekilleriyle 13 Ekim'de İstanbul'da bir toplantı gerçekleştireceğiz. Akabinde İstanbul'da bulunan Fenerbahçeli kaymakamlar, belediye başkanları, belediye başkan yardımcıları, emniyet müdürleri, emniyet müdür yardımcıları, ilçe emniyet müdürleri, jandarma komutanlığı ve İstanbul'da bulunan üniversitedeki Fenerbahçeli rektörleri davet edeceğiz. Onlara da bu konuda bütün birikimimizi, bilgilerimizi aktaracağız. Son aşamada da Fenerbahçeli sanatçıları bir araya getireceğiz. Eski sporcularını, Fenerbahçeli bürokratları ve son aşamada da Fenerbahçe'de sponsorluk yapmış ve yönetim kurullarında görev almış ağabeylerimizi bir araya getirip Fenerbahçe'nin birlik ve bütünlüğünü onlara da anlatmak, onların tecrübelerinden istifade etmek istiyoruz demiş. Ben şunu söyleyeyim. Kıymetli büyüğümün de ellerinden öperim. Kendisine bu videoyu ulaştırırsanız da sevinirim. Yaptığı iş çok doğru. Transferden daha etkili bu. Gerçekten transferden daha etkili. Şimdi açık konuşayım. Öyle X'li Y'li değil. Bir AK Partili bir CHP'liyi sevmiyor. Ama bir AK Partili bir ile aynı takımı tutup aynı masada yemek yiyebilir. Hiçbir sıkıntı olmaz. Gerçekten diyorum bak. Mesela ben şöyle söyleyeyim. Kendi açımdan söyleyeyim. Ben Kayserili bir insanım. Hani muhafazakar diye de adlandırabilirsiniz. Ne bileyim. Hani dini imanı biliyor diye de adlandırabilirsiniz. Benim birçok Fenerbahçe'li tanıdığım arkadaş var. Hani e, ee, düşüncelerimiz çok aykırı ama oturup Fenerbahçe çatısı etrafında çok rahat konuşabiliyoruz. Ve bana da bunu söylüyorlar. Yani senin özellikle ne seviyoruz diye. Ya Fenerbahçe bizi bir çatı altında topluyor. Bunu söyleyeyim arkadaşlar. Ve e, bu projelerde inşallah hayata geçer. Çok uzattım farkındayım. Ama Fenerbahçe'ye kaynak lazım. Bu kaynak ama böyle çıkacak ama başka türlü çıkacak. Ama ben alışveriş yapacağım ama siz yapacaksınız. YouTube katılırlığa acı üyeleyeyim üyeliğim var mesela. Para değil ya. 50 lira para mı? Yemin ediyorum para değil. Şu zamanda 50 lira para değil. Bizim kanal üyeliği 15 lira. Neyse. Fenerbahçeli sporcular şampiyon oldu. Bu güzel haberi de verelim. Atletizm Türksel Süper Lig'de kadın ve erkeklerde Fenerbahçe şampiyon oldu. Yani İzmir Atatürk Stadyumunda, İzmir Atatürk Stadyumunda, İzmir Atatürk Stadı'nda atletizm sahasında yapılan yarışmalarda erkeklerde Fenerbahçe Enka, Galatasaray, Batman Petrol Spor Kulübü, İstanbul Büyükşehir Belediye Spor Kulübü, Konya Büyükşehir Belediye Spor Kulübü, Türk Silahlı Kuvvetleri, e, Spor Gücü ve Mardin Atletizm Spor Kulübü mücadele etmiş. Kadınlarda e, kadınlar da bir sürü takım sayıyor. Kadınlarda da Fenerbahçe birinci, Enka ikinci, Batman Petrol Spor üçüncü olmuş. Batman Petrol Sporlu var ya da Batmanlı. Hayır bir selam olsun. Ben hayatımda en çok Mardin'e ve İzmir'e gitmeyi çok istedim. Nasip olmadı. Anne ne Mardin'e ne İzmir'e gidemedim arkadaşlar. Belki bir gün nasip olur. Belki bir etkinlik falan olur. Ee, bizim burada bir Buğra vardı kanalda. Sağ olsun İzmir'de yazdığı varmış arkadaşın. bir haftalığına gidelim dedim. Kira da vereyim. Yok dedi kabul etmedi. Kabul etseydi İzmir'e gitmeyi çok istiyordum. Erkekler de birinciliği Fenerbahçe Enka. ikinci Galatasaray üçüncü sırada tamamlamış. Yarışmalarda toplam 40 branşta 8 kadın 8 erkek takım olmak üzere 16 ekipten 315 sporcu katılmış. Biz bir spor kulübüyüz. Çizgimiz belli. Nereye gittiğimiz belli. Ne şekilde gittiğimiz belli. O yüzden de buna değinmek istedim. Tadiçi üzen en büyük şey itiraf etti. Milli takım kampında Sırbistan'ın Macaristan'la oynayacağı basın toplantısı, basın toplantısı öncesi konuşmuş. Macaristan'da, Macaristan'da maçı varsa Atilla Salah ile ilgili konuşmuştur. Atilla Salah ile oynayamadığım için üzgünüm ama Hoffenheim'a e transfer olarak doğru bir karar verdiğini düşünüyorum. O Bundesliga'da kendini geliştirmeye devam edecek. Ve bu Macaristan milli takımı için de fayda sağlayacak demiş. Her zaman kazanmak istediklerini belirtiyor. Bunu bazen başarabiliyoruz ama bazen olmayabiliyor. Amacımız Avrupa Şampiyonası'na katılmak diyor. Milli takımda 100. maçına çıkmaya hazırlanmış. Benim için ne kadar maça çıktığım değil. Geride ne bıraktığım önemli. 80 maç oynayıp hiçbir başarı sağlayamayan da var demiş. Tadıç'ın Fenerbahçe'nin ilgili bir olayı var. Sürekli insanlara emir yağdırdığı için kötü gösteriliyor. Abi bak kendimden de biliyorum bunu. Bir insan takımdaki herkese emir yağdırıyor. Herkes dinliyorsa iki sebebi vardır. Bir takım onun takımıdır. Hani topu olan maç bittiği zaman alır evine götürür. Geri kalan da dağılır. Ya böyle bir şeydir ya da gerçekten ve gerçekten çok bilgilidir. Herkes onun bilgisinden faydalanıyordur. Ben ikincisi olduğunu düşünüyorum. Bak futbolcuların da bu şekilde saygı gösterdim düşünüyorum. Göstermeyen de saygı göstermesi lazım. Yılın kalecisi adayına tanıdık bir isim. Vakovic. Dominik Livakovic Balondor'da yılın en iyi kalecisine verilen Yaşin ödülüne aday gösterilmiş. Dinamo Zagreb'ten transferimiz Livakovic'den çok büyük başarı. Hırvat file bekçesi yılın adayları. Diğer adayları Yasine Bono geçiniz çöp. Kortius çöp. Ederson çöp. Hocam ya şaka yapıyorum. Mike Magnin, Emiliano Martinez, Andre O, na na na, diyor. Yani benim tahminim ee, belki Emiliano Martinez, belki Ter Stegen ve Cortius'la yarışır diye düşünüyorum. Keşke ödül kazansa da morali tavan yapsa. Fenerbahçe'ye sürpriz orta gelelim transferlere. Çünkü herkes bu kanalda şu dönemde özellikle transfer bekliyor. Arkadaşlar ben farkındayım. Kimse kendini kandırmasın. Ee, bazı arkadaşların transfer için burada olduğunu farkındayım. Ancak şunu da belirteyim bak. Bir daha söylüyorum. Asıl transferler transfer sezonundan sonra yapılır. Çünkü mesela ben bazı takımların karışacağını düşünüyorum. Özellikle Galatasaray'ın. 50 tane kanat merkezi boşaltacaklar. Şimdi 3 tane yabancı gönderecekler. O 3 yabancının kimler olacağı meçhul. Çok büyük soru işareti. E, Fenerbahçe'de açıdı. Aynı şekilde kimler gidecek? İki hafta önce sorsanız Crespo derim. Joshua King derim. Bugün sorsanız ikiz de gitmeyecek derim. Öyle bir haldeyiz ki. Öyle bir durumdayız ki. Ama e, bugün sorsanız Crespo'yu kiralık gönderebilirdi. O zaman New York'a listesine yazdık dersiniz. Cevap veremem. Bu da kulübümüzün biraz e, plansızlığı diyeyim. Ama şunu söyleyeyim. Mantık güzeldi. Fakat devamı kötüydü. Şimdi Fenerbahçe Dinamo Zagreb forması giyen orta saha oyuncusu Josip Milic Misic ile ilgileniyormuş. Ya Sobuncuoğlu'nun haberine göre Fenerbahçe Dinamo Zagreb forması giyen Misic ile ilgileniyor. Oyuncuya henüz resmi bir teklifi yok diyor. İlerleyen günlerde temaslara başlayabilir. Hayır. Ben ya Sabuncuoğlu'nun bizzat paylaşımını gördüm. Sözlü olarak resmi teklif yapmışız. Liverpool'dan bunu aldık. Bir de bunu istemiş. 132 maça çıkmış. 6 gol, 6 asisti var oyuncunun. Transfer marketine girdim. 2026'da sözleşmesi bitiyor. Yaşı 29. 1.87 boyunda. Hırvat milli takımında iki kez forması giymiş. Golü yok. 3.5 milyon euro transfer market değeri var. Alha. Yani en yüksek piyasa değeri 3.5 milyon euro. Ve 11 maça çıkmış takımıyla 971 dakika süre almış. Bir de asisti var. Şunu belirteyim. Beklentiyi arşa çıkartıp mis içi getiriyorum dersen millet mis için ne oynadığına değil transfer market değerine bakıp Allah Allah bunu mu aldınız der. Ben millete saygı duyuyorum. Bak <laughs> beni Ali Koç yalakası ya da yönetim yalakası olarak tanımlamayın. Ben sizden daha fazla eleştiririm, sizden daha sert eleştiririm, davalık olacak kadar eleştiririm. Sıkıntı değil. Ama benim Ali Koç'tan ilişkimi ya da benim eski başkanımız Sayın Aziz Yıldırım'la ilişkimi bilseniz hepsiniz ki ulan bu adam buna nasıl cesaret ediyor? Çünkü ya benim pamuk ipliğine bağlı bir şeyim var, durumum var. Ya bir gün o pamuk ipliği kopacak diyecekler ki bunu takip etmeyin, bırakın kendi halde. Ya da diyecekler ki ya bu adam yıllardır aynı. Bak şimdi Serdar Ali Çelikler sadece eleştirme odaklı. Ben sürekli giydireyim odaklı. Ahmet Ercanlar da sürekli övme odaklı. Aman işte kötülüğü de göstermeyelim. Altı alınması alması canım ne sıkıntı var bunda falan. falancı. Öbürü de 6 numarayı atıyorum. Veratti gelse ala ala bunu mu aldınız? Cı. Ben bu ikisinin tam ortasındayım. Eğriye eğri, doğruya doğru diyen taraftayım. O yüzden bu kadar abone sayısı artıyor benim görüşüme göre. Yani bu kadar abonenin artması başka bir şeyin olamaz arkadaşlar. Para versem yine bu kadar abone toplayamam. Bak ben formalar dağıttım. Bu kanalda 500'e yakın forma dağıtıldı ya. Fenerbahçe forması dağıtıldı bu kanalda. Tişörtler dağıtıldı. feneri ürünleri dağıtıldı. yani Allah nasip ederse daha da dağıtacağız. Hiçbirinde bu kadar büyümedi. Hiçbirinde bu kadar patlamadı. Şimdi üyelik hediye ediyorum mesela. Canınız sağ olsun arkadaşlar. izleyin Videolar izlensin. Beğeniler artsın. Canınız sağ olsun. Ben her maçta veririm üyelik. Hiç sıkıntı değil. Ama bunu kurala koy. Dedi ki 1 farkla kazanırsa Fenerbahçe 10, 2 farkla kazanırsa 20, 3 ve üzeri farkla kazanırsa 50 kişiye üyelik hediye. Bazı maçlar artı 1 gol, artı 2 gol de sayılabilir. Ankara 3 maçı 1-0 bitti. Ben 2-0 saydım. Herif bizim golümüzü vermedi. Penaltımızı vermedi. 20 kişiye üyelik hediye ettik. Anlatabiliyor muyum? Buna da dikkat edin. Şimdi Bergama'dan Fenerbahçe'ye transfer. Bu Mustafa Hoca yine bildi köşemiz. Ama sevgili ee, Vahit Erdal Vahit abimiz sağ olsun bu duyumu vermiştim. Bergama Gençlerbirliği'nin 15 yaşındaki oyuncusu Kerem Gündüz. Fenerbahçe'ye transfer oldu. İyi bir de Fenerbahçeli kardeşimiz belli. İzmir Amatör Kulüplerinde oynuyor. 15 yaşındaki oyuncu. 9 yıldır futbol eğitimini Bergama ekibinde almış. 2009 doğumlu U15 milli takımda da forma giyerek amatörlükten milli takımlara gitmeyi başaran nadide oyunculardan biri. Hırvatistan'da düzenlenecek U15 UEFA gelişim turnuvasında da ay yıldızı formayı giyecekmiş. Paşamıza hoş geldin diyorum. Yolu baktı inşallah açık olsun diyor. Veratti demişken. Şimdi kıymetli arkadaşlar benim verdiğim duyumlara güvendiğiniz için bana destek olduğunuz için teşekkürler. Çıkmayan, tutmayan, doğru olmayan, gerçekleşmeyen duyumlarımda da hocam sen sonuçta aktarıyorsun diye hem teselli verdiğiniz için hem de durumu anladığınız için hepinize teşekkürlerimi sunuyorum. Şimdi anlatacağım olay bir duyumdan ötesi farklı bir olay. Bakın şimdi kelimelerimi dikkatli seçiyorum. Size umut vermemek için, umut aşılamamak için ya da sizin hayallerinizin oynamamak için. Ama şunu da var, şunu da asıl özellikle söyleyeyim. Ben ne diyorsam sözümün arkasındayım. Bu kısımdan sonrasına dikkat. O yüzden bir tane küçük bir intro verip Devam edeceğim arkadaşlar dikkat. Şimdi Paris Saint Germain kulübü bir karar almış Veratti ile ilgili. UEFA'ya bildirdiği şampiyonlar ligi kadrosuna Veratti'yi dahil etmemiş. UEFA şampiyonlar ligi F grubunda mücadele edecek. Kadrosunu UEFA'ya bildirmiş. Bildirdiği kadroda İtalyan orta saha oyuncusu Marco Verratti yer almamış. Şimdi Paris saint F grubunda Borussia Dortmund, Milan ve Newcastle United'dan oynayacak. Hani bizim grup gibi çıtır kebap böyle çıtır çerez bir grup olsa derim ki ya sonuçta başkasını oynatacak. Burada ligde değerlenecek ama bu gemileri yaktığının göndereceğinin işareti. Anlaştık mı burada? Anlaştık. Teşekkür ederim anlaştığımız için. Hiçbir şey edemezsin hocam. Ederim ederim. Şimdi Veratti 5 Kasım 92 doğumlu. 30 yaşında 31 olacak. Yaşlı mı? Yaşlı. Avrupalar yani Avrupa'da çok fazla tercih edilmeyen bir yaş. 30-31 yaş çok fazla tercih edilmez. Üstün başarıya falan. Hocam adam transfer markında 40 milyon euro yazıyor. Daha mı üstün başarı? Haklısınız. İtalyan milli takımının orta sahası 55 maç 3 gol. Bu kolay değil. Burada da aynı fikiriz. O arkadaşı Galatasaray aldı. Bıraktı. Dedi ki biz almıyoruz. Nereye gidiyorsan git dedi. Tıpkı Parades gibi. Tıpkı Renato Sanchez gibi. Tıpkı Di Maria gibi, dibala gibi, Firmino gibi. Transfer sezonun başından beri Galatasaray'ın adının geçtiği süper star sayısı herhalde yüzden fazladır. Aldıkları sayı takdirinize bırakıyorum. Şimdi Veratti için şunu belirtiyorum. Gördüğümüz, anladığımız kadarıyla oyuncu gidecek. Bu kulüpten gidecek. Gemileri yakmış. Oyuncu gidecek. 1.65 boyunda merkez orta saha oyuncusu. Merkez orta saha. Ön libero değil. Merkez orta saha. Yani 8 numara oyuncu. 6 numara değil. Bu Fenerbahçe'ye transfer ihtimalini hemen hemen sıfıra indirir. Ben açık söyleyeyim. Ama. Ama. Sözleşmenin son uzatma tarihi 28 Aralık 2022. Yani sözleşmeyi aslına bakarsanız geçtiğimiz sezon uzatmış. Ve sözleşme uzattıktan sonra da sıkıntı. Bu da tamam. Kariyerinde 495 maç, 13 gol, 72 asist, 35.023 dakika. Bu da tamam. Şimdi bu arkadaş üzerinde ben şunu söylüyorum. Hani Ali Koç'un arkadaşıydı Paris Saint Germain başkanı. Hatta ben size bir itirafta bulunayım. Icardi var ya. Paris Saint Germain Başkanı ilk Ali Koç'a öneriyor. Ali Koç Jesus'a. Jesus diyor ki bu sorunu bizde iş yapmaz. <laughs> Kabul etmiyor. Büyük Galatasaraylıydı Jesus sağ olsun. Fenerbahçe'ye gelse gerçekten iş yapmazdı. Bizde ilk maçında sakatlanır sezonu kapatırdı. Bizde derdik ki ulan vere vere bunu verdiler derdik. Bilginiz olsun. Paris Saint Germain başkanıyla arkadaşsan. 3'e 5'e bakmadan bu işi bitirirsin. Hocam Arabistan'a gitti. Arabistan'da 7 Eylül'de transfer sezonu bitiyor. Bugün yani. Bekliyorum ben. Bak olur olmaz ben bir şey diyemem. Belki Arabistan'a gider futbolcu. Hiçbir şey diyemem. Yani göründüğü kadarıyla da Arabistan'a gidecektir. Bu arkadaşı çeksek 2-8'de bile oynarız. Yani Fred, Verat ile bile oynarız. Bana kimse hocam bu arkadaş 6 numara demesin. Bu arkadaşı çeksek bir buçuk iki ay boyunca sadece Fenerbahçe konuşulur. Öbür Ahmet aldı, Mehmet aldı. Al sana kupada üstünlük, al sana transferde üstünlük, al sana her konuda üstünlük. Bitmedi. Al Musrati. 16 milyon euro piyasa değerine sahip oyuncu. Arkadaşlar ciddi bir para istiyorlar. Biz düşürmeye çalışıyoruz. Hani biz 7-8'den pazarlığa girdik deyince hocam sen 7-8'e bunu alabileceğini düşünüyor musun demeyin. Biz ciddi bir pazarlığa girdik. 7-8'e alma peşindeyiz. E, vermiyorlar ama çalışıyoruz. Bilginiz olsun. Şimdi sosyal medyada 50 tane isim ortaya atılıyor. Mesela Sercan Hamzoğlu bir Hırvatistan bayrağı bir şeyler paylaştı. Şekilli şükürlü bir bayrak. Bu arada geçmek zorundayım. Son iki videoyu ona ayarlamıştım da bu sefer geçmek zorundayım. Kusuruma bakmayın. Bir Hırvatistan bayrağı koydu. Transfer için görüşmeleri belli bir noktaya gelince bilgi vereceğim dedi. Olur mu? Olur. Şimdi bazı e, tweet'ten de silmiş sanırım Terzihan Havzıoğlu. E, Jorginho mesela bana mesajı gelmişti Jorginho'nun. Kesinlikle olmayacak diye. Sağlam bir kaynağımdan gelmişti. Ben de bunu aktarmıştım. İkincisi Salih Özcan konusunda. Salih Özcan olmayacak diye. Bunu da size aktarmıştım. Şimdi ben size bir şey söyleyeceğim. Almusrati için masadayız görüşmemiz sürüyor. Bu bir. Bak açık, net, şeffaf konuşuyorum. Üyelere nasıl veriyorsam duyumu size de aynı veriyorum. O yüzden de emeğe için beğenirseniz de müteşekkir olurum. 2. 2. <laughs> Millet gizli sponsor buluyor. Futbolcu transfer ediyor. Bunun hem UEFA'da hem başka yerde sıkıntısı yok. Sen de yap. 3. McTominay. Yanlış duymadınız. Scott McTominay. Bu arkadaş içinde masadayız. Herkese de hodri meydan diyorum. İstediği kadar insanlar beni yalanlasın. Herkes hodri meydan. Ee, kesinlikle ve kesinlikle bu arkadaş için masadayız. Teklifimiz var. Teklifimiz satın alma opsiyonu kiralık. Ancak Manchester takımı direkt satma peşinde. Oyuncuyu da oynattık. Bak bizim işimize yarıyor diyor. 7, 7 dakika oynattılar iki maçta. Bilginiz olsun. Ön libero bu arkadaş. Çok da güzel iş yapan bir arkadaş. Bilginiz olsun. Bak açık, net, şeffaf konuşuyorum. Guido Rodriguez, Guido Rodriguez Fenerbahçe'ye gelmek için taklalar atıyor desem yalan söylemiş olmam size. Ama kulübü çok ciddi bir para istiyor. Sözleşmesinin son senesinde oyuncu yani 6 ay sonra Fenerbahçe aldık arkadaş hayırlı olsun diyebilir bu oyuncu için. Ama kulübü bunu yapıyor. Bak Guido Rodriguez dikkat ettiniz mi bilmiyorum 29 yaşında. Yani dikkat ettiniz mi bilmiyorum 29 yaşında bir oyuncudan bahsediyor. Aynı şekilde e, Scott McTominay bu da 26 yaşında ve Premier League görmüş bir oyuncu. Beratti 30-31 olacak. Almusrat'ı 29. Yani Alabileceğimiz kriterde tecrübeli ve kabul edilebilir bir isim için uğraşıyoruz. Sosyal medyaya hocam, o zaman niye Hırvatlar veriliyor, Japonlar veriliyor? Ee, yani Hırvat ve Japonları şu yüzden veriyoruz, belki de herkes buraya odaklansın. Bak, biz transferde bunu çok yaşadık. Fredli de, de Galatasaray gitti aradı, Cengiz de de aradı, istediği kadar inkar etsinler. İstediği kadar inkar etsinler ki etmiyorlar da. Aradılar. Ya Fenerbahçe de onlarınkine salça olmuştur. Eminim. Kimse benim takımım sütten çıkma kaşık demesin. Hepsi birbirine yapmıştır. Ama. Burası ama önemli. Şimdi herkes sağa sola bir birdenbire. Bak Galatasaray ne yaptı mesela gitti. Neydi o? Venissimo mu? Vertiko mu? Onu alacağız dedi. Millet tepki gösterdi. Gitti. Bak biz bunu aldık dedi. Beklentiyi düşürüp bunu yaptı. Bence Fenerbahçe'de beklentiyi düşük tutup birdenbire bunu yapacaktır. Hocam benim tanıdığım Ali Koç fırsat transfer eder. Şunu şurasında zaten bir hafta kalmış. Gideren çöpünü seçer. Diyemiyorsunuz değil mi? Çünkü bu sene aldıkları yıldızlar herhalde sizi tatmin etmiştir. Sevgili kardeşlerim bak. ister beni takip edin ister başkasını. Ben hani bir aile babası, iki çocuk babası bir adamım. Elimden geldiğince bu ülkeye, memlekete hizmet etmek için çalışan, çırpınan bir adamım. Allah'tan korkan bir adamım. Kimsenin hakkına girmek istemeyen bir adamım. Kimsenin kalbini kırmak istemeyen bir adamım. Açık, dürüst, net, şeffaf bir adamım. Benim aldığım duyumlar kesinlikle ve kesinlikle hepinizi tatmin edecek bir orta sahanın geleceği. Ben gelen duyumu aktarıyorum. Bana söylenen bu. Hocam, Crespo kalır bence. Altı da almayız diyorsunuz. Değil. Yani bana söylenen kesinlikle Crespo'dan bağımsız bir 6 numara alınacak şeklinde. kardeşim o zaman Crespo ne olacak diyorum. Sen düşün, sen bul diyorlar. Aklıma sadece ve sadece sözleşme uzatıp oynayabileceği bir takıma kiralamak geliyor. Süperlik dışında da hiçbir takıma kiralayamayız diye düşünüyorum. Hemen hemen her yerin transfer şeyi doldu. Crespo var, İsmail Yüksek var, Bartu Elmaz varken hani Dördüncü bir orta sahanır mı? Benim mantığıma yatmıyor. Yani benim mantığıma, matematiğime göre listeye de Crespo'yu İsmail'i yazdırmışken benim mantığıma yatmıyor. Yani demek ki Crespo da İsmail'de gitmeyecek. Bartu kiralanırsa e Crespo İsmail'den biri üçüncü ön libero konumuna düşecek. Vallahi benim bu seneyi saymıyorum. Bu seneye kadarki tecrübelerim diyor ki Ali Koç kimseyi almaz. Hatta güzel de edebiyat yapar çıkar der ki ya biz çok uğraştık fırsat transferi falan. Ha edebiyat demişken Galatasaray Emin Bayram'ın Vestorlo'ya kiralandığını açıklamış. Beşinci stoperleriydi altyapıdan çıkan. Şeyi de çok merak ediyorum. Hani Fenerbahçe'ye yalakasıydı Acun Uluca'lı. Sadece Fenerbahçe'den oyuncu alıyordu. Yani bir özür dilersiniz herhalde değil mi? Boykot falan ettiğiniz adama. Herhalde edersiniz. Özür dilersiniz diye düşünüyorum. Neyse. Kesin kendi insanlığına bırakıyorum. Benim bildiğim bu seneyi saymazsak durum bu. Ama gelen duyumlar bütün kaynakların üç kaynağımın üçü de aynı şeyi söylüyor. Crespo'dan bağımsız bir 6 numara gelecek. Herkesi tatmin edecek diye. Vallahi ister Veratti, ister McTominay, ister Guido Rodriguez, ister Al Musrati. Kim gelecekse gelsin bir an önce. Ama hani Misic gibi ya da o ayarda ya da daha düşük transfer market değerine sahip. Bal yapmayan ara alacağımıza hiç almayalım daha iyi. Acaba diyorum bunu mu dedirtmek istiyorlar lan? Bunu alacağımıza bari kimseyi almayalım da İsmail Crespo'na devam edelim mi diye. Aklımda deli sorular. Şurada bir hafta kaldı. Sürpriz bir transfere hazır olun. Fenerbahçe'den giden sürpriz bir isme hazır olun. Kiralık olarak görüşmeler sürüyor. İsim vermeyeceğim ama tahmin ettiğiniz isimlerden birisi olduğuna e, işaret edebilirim. Mesela biz Zaytis düşünüyorsunuzdur. Kent düşünüyorsunuzdur. Ne bileyim Joshua King düşünüyorsunuzdur. Bartu Elmas falan. Bartu'yu saymıyorum ya. Bartu'yu biraz daha genç hükmünde görüyorum. Bilginiz olsun arkadaşlar. Subliminal ve açık açık duyumları verdim. Gerisini size bırakıyorum. Size Allah'a emanet ediyorum. Kanal size emanet arkadaşlar. Ona göre davranırsınız. Görüşmek üzere.